Kanal ekranlarından iyilik güzellikten merhabalar. 24 Haziran seçimlerine gidiyoruz. Gündem oldukça yoğun ve stresli. Ama iyilik güzellikte bu stresi birazcık atmanız için size yine güzellik, neşe dolu, iyimserlik, umut dolu haberler hazırladık. Başlıyoruz. Kültür başkenti Eskişehir'de hamam yolu, park ve meydan düzenleme projesi hizmete açıldı. Usta sanatçı Kıraç da etkinlik kapsamında bir konser verdi. Hayırlı uğurlu olsun Eskişehir! Eskişehir, Günday Parkı'yla daha da güzelleşti. Park törenle birlikte yurttaşların hizmetine sunuldu. Gerçekten çok güzel bir proje. Ağaçlarıyla, ıhlamur ağaçlarıyla çocuklar için tamamen kapalı bir oyun alanı. Açılış töreninde 5000 kişiye hem çiçek tohumu hem çiçek dağıtıldı. Hamam yolu projesinin açılışında odun pazarında yürütülen başta cam sanatı, ahşap sanatı ve ressamların performansları da canlı olarak sergilendi. Biz burayı bir dönüşüm projesiyle çağdaş Avrupa kentlerinde bulunan cadde ve meydan düzenlemesiyle kullanılabilir hale getirdik. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de etkinliğe katıldı. Odunpazarı Belediyemiz ise buraya çağdaş bir proje uygulama kararını vermiş ve bugünkü düzenlemesi aslında Avrupa'nın hatta Japonya'nın pek çok ülkesinde gördüğünüz bir düzenleme. Avrupa ödüllü hamam yolu park ve meydan düzenleme projesinin açılışı festival havasında geçti. Usta sanatçı Kıraç da Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Benim ikinci memleketim gibi biz buraya çok alışığız. Sürekli geliyoruz gidiyoruz. Sahnede böyle bir armağan gerçekten her yeri sanat kokuyor şehrimizin. Çok teşekkür ederim. Akvaryum adam Cem Karabay 23 Nisan'da çok anlamlı bir rekor denemesi yaptı. En uzun süre soğuk suda yaşama rekorunu kırdı. Dünyada suyun altında en uzun süre yaşayan insan ünvanına sahip Cem Karabay en uzun süre soğuk denizde yaşama rekorunu kırdı. Aşağıda nefes almak en zor şeydi. Zira şu an şakaklarım şişmiş vaziyette. Kuru elbise 30 saat boyunca yaptığı presten dolayı bazı anlarda yani nefes mi alıyorum yoksa boğuluyor muyumun arasında gidip geldim. Akvaryum adam lakaplı Karabay yeni dünya rekoru için Çanakkale'de Yıldız Koyun'da özel hazırlanan alanda suya girdi. Hocam. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan'da saat 3.11'de rekorun yeni sahibi oldu. Cem Karabay, Norveçli sporcu Nils Rorsen'e ait olan 15 saat 10 dakikalık en uzun süre soğuk denizde yaşama rekorunu kırmayı başardı. Rekor denemesi süresince 6 metre derinlikte 2 metrelik sembolik Troya atında yaşayan Karabay yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderdi. Hani bir Türk dünyaya bedeldir işte böyle bedel oluyoruz biz çünkü biz onların yaptığını ikiye katlayarak devam ediyoruz. Ama Allah Norveçli'den razı olsun. 15 saat 10 dakikada bitirmiş. Bunu eğer 20 saat falan yapsaydı işimiz daha zor olacaktı. Unutulmaya yüz tutan el sanatlarından biri de dokumacılık. Denizli'nin Buldan ilçesinde bu sanatın son emekçileri direnmeye devam ediyor. El dokuması halılara, dokuma tezgahlarına, dokumacılara rastlamak artık çok zor. Üreticisi de, tüketicisi de
azalıyor. Biz ağaç püreli koza ipeğinin karışımı el dokuması çağırıyoruz. Seri üretim makineleri ithal ürünler dokumacılığını olumsuz etkiledi. Bu duruma direnen az sayıda kişi kaldı. %100 ipek olan şunlar. Atlas kumaş gibi de bakın. Dokuma sanatıyla meşhur Denizli'nin Buldan ilçesinde Zeki Gediklioğlu zamana meydan okuyor. Ama bunlar bugün dökümlü olmaz. Şimdi ağaç ipeğiyle karışınca fuları da dökümlü, çok hoş bir ürün oluyor. Bu sanatın içinde doğup büyüdüğü için baba mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Çok kazanamıyor ancak mesleğini severek yapıyor. Mesela şu 200 lira, bu 90 lira. Esnaf Özgür Önder de iş yapamamaktan yakınıyor. Onun dışında tanıtım sorunu var. Malum kurdaki oynaklık ciddi şekilde bizi yoruyor. Yaşanabilir, nefes alabilen bir dünya hepimizin hakkı. Ama görünen o ki biz bu hakkımıza sahip çıkmıyoruz. Bilim insanları da yine çareyi ne yapıyor? Doğanın kendisinde arıyor. Ve doğanın içinde bir enzim keşfedildi. Bu enzim de plastikleri yiyebilen bir enzimmiş. Ayrıntılarına bakalım. İngiliz ve Amerikalı bilim insanları sert plastik maddeleri yiyen bir enzim bulduklarını duyurdu. Portsmouth Üniversitesi birkaç yıldır süren çalışmalar sonrası PETIES adlı enzime benzer özelliklerde olan yeni bir tür keşfettiklerini açıkladı. Genellikle şişe yapımında kullanılan ve PET adı verilen plastik türünü yiyen bu enzim türüne amino asit desteği veren araştırmacılar plastiği çok daha hızlı tüketen yeni bir enzim geliştirdi. Every piece of plastic ever made. Bilim dünyasındaki bu yeni keşfin plastik sebebiyle oluşan çevre kirliliğine çözüm olabileceği belirtiliyor. Araştırmalara göre her sene yaklaşık 10 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor. Önlem alınmazsa bu rakamın önümüzdeki 10 sene içerisinde 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Yine bir bilim haberiyle devam edelim. Dünya Biyogenom Projesi kapsamında bilinen yani var olduğu tespit edilen 1,5 milyon hücreli canlı türünün DNA haritasının çıkarılması planlanıyor. 1,5 milyon ökaryot hücreli canlı türünün DNA haritası çıkarılacak. Bilim insanları tek hücreli amiplerden tüf ve mantarlara, bitkilerden hayvanlara kadar yeryüzündeki canlı türlerinin neredeyse tamamını kapsayan karmaşık hücreli canlıların DNA haritasını çıkarmak üzere uluslararası bilimsel bir çalışma başlattı. Dünya Biyogenom Projesi adı verilen çalışma, ökaryot adı verilen hücreleri zarla kaplı bir çekirdek ve organellerden oluşan canlı türlerinin genetik kataloğunu çıkarmayı hedefliyor. Çalışma kapsamında bilinen 1,5 milyon ökaryot hücreli canlı türünün DNA haritası çıkarılacak. Bugüne dek bu canlı türlerinin ancak 1/2'sinin DNA haritası ortaya konmuştu. Projeyle çoğu tek hücreli organizma halindeki 10 ila 15 milyon yeni canlı türünün de keşfedileceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, 10 yılı sürecek çalışma sonunda ortaya çıkacak veri tabanının 200 milyar byte büyük bir dijital kütüphane oluşturulacağının altını çizdi. Böylesine geniş bir veri tabanının, yeryüzündeki canlı yaşamına dair sağlayacağı yeni bilgiler yanında tarımdan, ilaç sanayiye, çevre korumadan, biyoteknolojilere kadar farklı alanlarda çığır açıcı yeniliklere öncülük etmesi bekleniyor. Projenin faydaları 1990-2003 yılları arasında insan DNA'sının haritasını çıkarmak üzere yürütülen İnsan Genom Projesi ile kıyaslanıyor. 3,8 milyon dolara mal olan söz konusu proje, yıllar içinde 796 milyar doları bulan bir ekonomik etki yaratmıştı. Dünya Biyogenom Projesi'nin de maliyetinin çok ötesinde bir ekonomik fayda sağlayacağı öngörülüyor. Türkiye'de bilinen 20 bine yakın mağara var ve keşfedilmeyi bekleyen yine binlerce mağara olduğu da biliniyor. Mesela Bitlis'in Muşk ilçesinde bir mağara keşfedildi. Bu mağaraya da yöre halkı Antor adını verdi. Burası Bitlis'in Mutki ilçesi.
Dik ve zorlu kayalıklar arasında bulunan ve uzunlukları 1,5 kilometre civarında iki mağarayla içindeki milyonlarca yıllık oluşumlar görenleri hayran bırakıyor. Hocam! Geliyorum. Bağarası köyündeki Yağmur Kalesi'nin yanında bulunan ve dik kayalıklardan oluşan Hamam Dağı'nın eteğindeki mağaraların geçmişinin yaklaşık 65-70 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Yöre halkı tarafından Antor Mağarası olarak adlandırılan büyük mağarada doğanın milyonlarca yıl sabırla işleyerek oluşturduğu damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar, dikitler, sütunlar, mağara incileriyle damla taş havuzları gibi inanılmaz oluşumlar bulunuyor. Hemen arkamızdaki bu masif kireçler içerisinde Antor Mağarası. Karşılık birkaç mağara var. En büyüğüne ise yöre halkı Antor Mağarası adını veriyor. Karstik mağaralar biliyorsunuz karbonik asitin milyonlarca yıl, yüz binlerce yıl, bazen milyonlarca yıl kayalar yavaş yavaş eritmesiyle oluşuyorlar. Ve girdiğimizde bu mağaraya çok da gitmedik tabii ki. Yaklaşık 150-200 metre kadar gittik ama o alanda bile henüz mağaranın fosil kısmında bile damla taşlar, akma taşlar, perde sarkıtlar, normal sarkıtlar, dikitler, sütunlar, mağara incileri ve damla taş havuzları gibi inanılmaz çeşitlikte oluşumlar gördük ki. Dağın eteğindeki dik kayalıklardan yaklaşık 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara milyonlarca yıllık el değmemiş doğallığını koruyor. Yatay bir mağara. Yatay olmasının sebebi zaten şu aşağıdaki birimler. Bu kayaların altındaki birimler geçirimsiz olduğu için mağara derine değil yataya doğru ilerlemiş. Derine gidememiş çünkü. Bu da aslında buranın mağaranın keşfedilmesinde kolaylaştıran bir olgu. O yüzden de burası bu tür yerler aslında özellikle de Bitlis civarında sürdürülebilir kalkınma modeli için çok iyi bir ekonomik kaynak rolündedir. Bu nedenle de bu tür mağaraların araştırılarak turizme açılıp açılmayacağının daha net olarak ortaya çıkarılması gerekiyor. Vatandaşlar bugüne kadar bilinmeyen, herhangi bir bilimsel araştırma yapılmayan ve görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği mağaranın en kısa sürede incelenerek turizme açılmasını istiyor. Doğa yürüyüşünü sevenler için bir haberimiz var sırada. Efes, Mimas, Antik Yolu. Sizi yürürken 8000 yıl öncesine çok uzun bir yolculuğa çıkartacak. Antik çağdan günümüze uzanan Efes-Mimas rotası ve bu güzergaha bağlı 709 kilometrelik yol, geçmişi 8000 yıl önceye dayanan İzmir'de ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor. Bu rotanın ana omurgasını Efes, Kolopon, Lebedos, Teos, Klazomenai ve Eritrai antik kentleri arasındaki 6 patika oluşturuyor. Selçuk ilçesinde Artemis Tapınağı önünde başlayan Efes-Mimas yolu, Menderes-Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Çeşme ilçelerinden geçiyor ve mitolojik adı Mimas olan Karaburun'da sona eriyor. Güzergâhta bulunan antik kentlerden geçen bir rota. Hem doğa güzellikleri hem tarihi güzellikler bir arada görülebilecek ender yerlerden. Tarihin en görkemli uygarlıklarından birini Batı Anadolu'da İyonyalıların kurduğu şehirlerin içinden geçerek güzergâhtaki tüm doğal, tarihi ve kültürel birikimi ziyaretçilerine sunuyor. Zaman zaman asfalt, toprak yol, patika, kumsal ya da tarihi kalıntılar arasında yolculuk yapan doğa severler, özellikle ilkbahar mevsiminde rengarenk kır çiçekleri ve meyve öncesi çiçek açmış ağaçlar arasında yürüyor.
Bazen dik bir yamacın ardından çıkan zirvede verilen mola, mavi ile yeşilin buluştuğu manzara ve Ege Denizi'nden esen rüzgar ziyaretçilerin bütün yorgunluklarını alıyor. Doğa tutkunları yarımadanın köylerinden geçerken açtıkları küçük tezgahlarında kendi yetiştirdiği ürünleri pazarlayan satıcılarla da karşılaşıyor. Yaklaşık 700 metrelik inişin ardından yürüyüş, Klazomenai antik kentinde sona eriyor. Efes antik kenti Pamucak etabı ise dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen Artemis Tapınağı kalıntıları önünde başlıyor. 7 Uygurlar Mağarası önünden ve meyve bahçeleri arasından geçirdikten sonra Efes antik kentinin güney kapısına ulaşılıyor. İçerisindeyim. Haftada 2 gün yürüyorum. Ortalama 15-20 kilometre arası en az bir yürüyüşümüz. Hiç yorgunluk hissetmiyorum. Doğada daha huzurlu oluyorum. Dik yamaçtan tırmanarak antik kenti çevreleyen surlara çıkan doğa severler burada Efes'i ve küçük Menderes Deltası'nı kuş bakışı izliyor. Meryem Ana Evi yoluna girince ise ziyaretçileri mistik bir hava bekliyor. Heykelin ardından Kemer Köprü kalıntısından sağa dönen yürüyüş tutkunları dik bir vadiden tırmanarak Efes antik kentinin surlarına varıyor. Efes'ten sonra deniz yönüne ilerleyerek inişe geçiliyor ve antik kentin 6 kilometre kuzeyindeki uzunluğu 5 kilometreyi bulan Pamucak sahiline ulaşılıyor. Şimdi ise Friglerden Türklere uzanan Batı Anadolu'daki bir kentin haberi var sırada. İzliyoruz. Erken mi girdi? Birgi, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kültür miraslarımızdan. Bu topraklarda Frigler, Lidyalılar, Persler, Bergamalılar, Romalılar, Bizanslılar yaşadı. Sonra ise Selçuklular ve Osmanlılar yani Türkler. Birgi, Batı Anadolu'da Bozdağların güney yamacında kurulmuş bir başkent. Kökeni her ne kadar M.Ö. 3000'lere kadar inse de özellikle Aydınoğulları Beyliği döneminde Beyliğin ilk başkenti. 14. yüzyıl boyunca başkent özelliğini sürdürmüş. Osmanlı döneminde önemini korumaya devam etmiş. Bir kere savunmaya çok elverişli, sert bir coğrafyada kurulmuş bir kent. Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Şakir Çakmak bu sözlerle anlattı Birgi'yi. 2012 yılında UNESCO'nun geçici dünya miras listesine alındı. Şimdi asil listeye girmesi gerekiyor. Bunun için de merkezi ve yerel yöneticilerin yapması gerekenler var. Kültür Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimin çalışması gerekiyor. Bir takım komisyonlar kurması gerekiyor. Komisyon kurma iznini aldıktan sonra komisyonlar çalışmaya başlayacak ve UNESCO'nun öngördüğü gerekler yerine getirilecek. Birgi 13. ve 14. yüzyılda Aydınoğlu Beyliği'ne başkentlik yaptı. Aydınoğulları 1312 yılında kent meydanına Anadolu Selçuklu mimarisi bir ulu cami yaptırdı. 706 yıldır dimdik ayakta duran cami görenleri hayran bırakıyor. Planın yanı sıra harika bir mihrap, çili mozaik teknikli bir mihrap ve kündekari teknikli ahşap minber. Bunlar yapıyı çok özel kullanan unsurlar. Şakir Çakmak bu kültürel mirası geleceğe aktarmanın önemine dikkat çekti. Bize geçmişten gelen bu mektubu bizim geleceğe aktarmamız gerekiyor. Zarar vermeden, onları en iyi şekilde koruyarak gelecek kuşakların da mutlaka bunlardan feyz almasını sağlamamız gerekiyor. Kültürel miras bu anlamda önemli. Ayrıca bunlar bizim ulusal kimliğimiz, ulusal belleğimiz. Bir bellek yatıyor orada. Dolayısıyla o belleği korumak, mutlaka geleceğe aktarmak boynumuzun borcu. Birgi, kendine has geleneksel mimari dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş ender yerleşim yerlerinden. Konakları, camileri, türbeleri, medreseleri, hamamları, çeşmeleri ve daha birçok eseriyle beylikler döneminden başlayıp günümüze ulaşmış çok sayıda tescilli yapıya sahip. Türkiye'de sağlık alanında bir ilke daha imza atıldı. Tedavi seçeneği olmayan bir hastanın karaciğeri tamamen çıkartılıp tümörden temizlendi. Ardından tekrar hastaya nakledildi. Zorlu bir operasyonun ardından hastanın sağlık durumu ise gayet iyi. Ben cesaretle bu yeni yöntemi kabullendim ve şu an çok mutluyum, çok memnunum.
Umarım diğer insanlara örnek olur. Bu hastamızda bu yöntemle tümörlü tarafın temizlenip kendi karaciğerini kendisine takmamız sayesinde hastamız tedavi şansına kavuşmuş oldu. Bu ameliyat ülkemizde ilk kez yapıldı. İleri evre tümörü olan ve organ nakli yapılamadığı için tedavi seçeneği bulunmayan 58 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Sevil Erçin'in operasyonla sağlığına kavuşması sağlandı. Bana tanığı 2017 Ağustos'unda kondu. Bir süre kemoterapi aldım. Başka çözüm yok dendi ve biz de internetten Deniz Hocamı bulduk. İyi ki bulmuşuz. Operasyon Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genel cerrahi, kalp cerrahisi ile anestezyoloji ve reanimasyon ana bilim dalı ekiplerinin işbirliğiyle yapıldı. Ameliyat öncesi hazırlık yaklaşık 1,5 ay sürdü. 3 boyutlu karaciğer görüntüleme yazılımıyla modelleme yapıldı. Öncelikle hastanın tümörü içeren bütün karaciğeri vücudun dışarısına ana damarla beraber alınıyor. Ve ondan sonra kalp damar cerrahisi ekibi hastayı bypass pompasına, ki ECMO cihazı denilen özel bir cihaz kullanılarak yapılıyor. Bypass pompasına aldıktan sonra hastanın ana damarlarını değiştiriyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Deniz Balcı operasyonun tüm aşamalarını anlattı. Aynı zamanda biz de hastanın karaciğerini başka bir ameliyat masasına alıyoruz. Sadece karaciğerini organ naklinde kullandığımız saklama solüsyonlarıyla 4 dereceye kadar soğuttuktan sonra yaklaşık 2-2,5 saat süren bir işlemle hastanın tümörlü karaciğerini sağlam karaciğerinden ayırdık ve sağlam karaciğerinin damarlarını diktikten sonra tekrar hastanın kendisini naklettik. Bu yöntemin en büyük avantajı ise organı reddetme probleminin tamamen ortadan kalkması. Sevil Erçin başarılı ameliyat sonrası duygu ve düşüncelerini paylaştı. Beni yeniden hayata döndürdükleri için çok teşekkür ediyorum. Ve bu yöntemin umarım benim aracılığımla Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşması gerçekleşir. Erçin son antibiyotik tedavilerinin de tamamlanmasının ardından taburcu edilecek. Dünyaca ünlü piyanistimiz Edil Biret, 60 yıllık sanat hayatını tek bir albüme sığdırabilir mi? Sığdırdı. Bakın neler var o albümde. Dünyaca ünlü piyanist Edil Biret, 60 yıllık sanat hayatı boyunca yaptığı bütün stüdyo kayıtlarını 130 CD ve 4 DVD'de topladı. Biret'in 1959'dan beri yaptığı bütün stüdyo ve bazı konserlerin kayıtlarını içeren çalışmaları tüm dünyada müzik marketlerdeki raflarda yerini alacak. ...60 yıllık sanat hayatının stüdyo ve sahne kayıtlarının yer aldığı çalışma 10 ayrı kutu içinde 130 CD'yi içeriyor. Süper Kutu diye isimlendirilen eserde Beethoven, Brahms, Chopin, Frank, Grieg, Hindemith, Liszt, Rahmaninov, Schumann ve Tchaikovsky'nin bütün piyano konçertoları ve Bach, Bartok, Mozart, Prokofiev, Saint-Saëns, Adnan Saygun, Schoenberg, Shostakovich ve diğer bestecilerin bazı konçertolarının olduğu piyano ve orkestra için 60'tan fazla kayıt bulunuyor. Edil Biret'in Londra Filarmoni Orkestrası, London Mozart Players, Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Yale Senfoni Orkestrası ile Joe Serebrier, James Laurent, Anthony Witt, Jean Fournette, Louis Framo ve Toshi Shimada gibi seçkin şefler eşliğinde verdiği konserlerin kayıtları da çalışmada yer alıyor. Filistin halkının İsrail'e karşı sürdürdüğü büyük dönüş yürüyüşünü gün içerisinde haberlerimizde ekranlarınıza taşıyoruz biliyorsunuz. 30 Mart'tan bu yana eylemdeler İsrail-Gazze sınırında ve onların sürgün edildikleri topraklara geri dönme mücadelesine tüm dünyadan destek var. İsrail'in uyguladığı şiddete ise tepki var. İşte bu destekten biri de dünyaca ünlü caz müzisyenlerinden biri olan Gilad Esmond'dan geldi.
Esmin İstanbul'da bir konser verdi. Bu konsere bir göz atalım şimdi. Ünlü İngiliz caz müzisyeni, yazar ve tanınmış Filistin aktivistlerinden Gilad Atmon, Baba konser serisi kapsamında Kadıköy'deki Baba sahnede müzikseverlerle buluştu. Gaza Mon Amor, Aşkım Gazze adlı şarkısıyla başladığı konserde bu şarkı açıkçası benim için çok önemli. Yeryüzünün en cesur halkı için söyleyeceğiz. Filistin halkından bahsediyorum diye konuştu. Akademisinde caz ve beste bölümünde eğitim aldı. Exile yani Sürgün adlı albümü 2003'ün müzik albümü seçilen sanatçı kariyeri boyunca 12 albüme imza attı. Saksafonun yanı sıra klarnet ve farklı yerel sesli çalgılar da çalabilen Asmon eserlerinde siyasi temalarla Orta Doğu müziğine yer verdi. Sanatçının kafası karışıklar için Kılavuz'la Tek ve Biricik Aşkım adlı romanları 24 dile çevrilirken 2011'de yayınlanan Göçebe Kimlik kitabı ise 11 dilde yayımlanmıştı. Gelecek hafta saatler 17.45'i gösterene kadar iyilik güzellikten bu haftalık bu kadar diyelim ama iyilikle, güzellikle, barışla, mutlulukla, huzurla kalın, Atatürk'le kalın, hoşça kalın.